Savunma arkasına pas. Top ağlara gidiyor. Top ağlara gitti. 90 artı 3. 6 oldu. 6. Rodrigo hat-trick yaptı. Yani 5'e razıydık. Yani hani 5-0 iken. İlk yarının sonlarında da gol bulmuşlardı. İkinci yarının sonunda da. Rakip Real Madrid. Yani sen 45 artı 3'te motivasyon düşüklüğü yaşarsan atıyor. Keza 90 artı 3'te de aynısı oluyor. Evet, maalesef. 2 dakika uzatma verdi. 3. dakikasında golü yedik. Hani 5-0 iken 2'de de bitirmedi. Ve çok hızlı geldiler. Bakar mısın? Bak koşuya baksana. Maçın son dakikası olmasına rağmen o koşuyu sürdürüyor. Ve yaklaşık 40 metre deparı atan topu getiren Rodrigo orada bak Benzema'nın pasıyla golü atıyor. Dengesinin bozulmasına neden oluyor Emre Mor'un açıkçası. Penaltı. Bu açıdan göreceksin. Penaltı verecek. Yani ya buna penaltı açıdan verme şansı yok. Aa incelemedi bile. Yok hayır. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şeyi yine yaptı yapacağına bak. Şimdi ceza alanına doğru gönderilen bir top. İkili mücadele uzaklaştıramadık. Tehlikeli ve top ağlara gitti. Uzatma dakikalarında golü buluyor Ankara Gücü. Kutsi inanılmaz bir an sevgili seyirciler ya. İnanılmaz bir an. 90 artı 1. Offside. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Üstünlüğü koruyamıyoruz. Gerçekten inanılmaz bir şey ya. Vallahi inanılmaz bir şey ya. Onun yıl dönümü. Göztepe maçına çıkmıştı Fatih'in o tweet'ten sonra. Evet, ilk maçıydı. İlk mücadelesiydi. Türk Telekom Stadyumunda. Tweet attığı tarih bu tarih. 21 yani. Aralık en uzun gecede. Evet. Gerçekten uzun bir gece olmuştu. İmparator Fatih Terim yuvasına ve dönmüştü. Ve o tweetle ilgili biliyorsun değil mi? Türkiye'de en çok rekor etkileşim evet. olan tweet. Rekor şu an hala. Bu arada aman, offside değil mi? Offside yok. Top ağlarımıza gidiyor. Golü yedik. Neden bahsederken? Ev sahibi ekip erken buluyor golü. Biz neredeyse bulacaktık. Dakika 9. Orada boşta kaldı. Köşe vuruşu organizasyonda ceza kalemize yakın bir noktada golü atan isim. Baktığımızda offside yok. Bir 11'i tam ekran verebilir miyiz yönetmenim? Her kullandı. Kullandı. Ortayı. Bir haydi, kafa kapayı. Olmadı. Uzaktan bir şut. Savunma. Göztepe hızlı çıkıyor. Savunmamız yerleşmeye çalışıyor. Dikkatli olmamız lazım. Aman dikkat, aman dikkat, aman Üstler dikkat, aman değil, dikkat, top ağlara gidiyor. Aman dikkat, aman dikkat be. Hızlı geldi Göztepe ve golü buldu. O müdahaleleri yapamıyoruz. Ya bu ne saçma sapan bir gol yedik şu an. Gol attık derken. Dakika 61. Geriye hızlı dönemedik maalesef. Halil atıyor golü. Soldan geliyor. Soldan bir orta geldi. Top sekti. Aman. Ağlara gidiyor. Maalesef. Yedik. Top sekti. Ağlara gitti. Yedik. Dakika 79. Çıldırdı. Joseph. Joseph çıldırdı. Beşiktaş'ta. Orada o topu orada kaptırmayacaksın artık maalesef. Sürekli bir baskısı vardı son bölümde. Beşiktaş'ın. Ev sahibi ekip 1-0 öne geçiyor. Bodrin bıraktı. Tehlikeli. Vurdurmayalım orada. Dikkat. Çok kötü bir pozisyon. Püh, Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Yazıklar olsun ya. Öyle bir şey yok ya. Onyekuru tabii önceki pozisyonu gösteriyor. Ya inanamıyorum, gerçekten inanamıyorum i̇şte ya. 10 kişi kalmanın ya bir topu uzaklaştıramadık ya.
Bir topu uzaklaştıramadık ya. Ay, sindiremiyorum bu Rize'den 4 gol yemeği. Sindiremiyorum ya. Vallahi sindiremiyorum ya. Fernando golü atan isim. Artı 12 dakika uzatma verilmişti. Mücadeleye tekrar başladık. Adamları kendimiz hayatta tuttuk, oyuna dahil ettik ve kazanıyorlar şu anda ya. Kendi çabamızla heriflerin maçı kazansınlar diye ne varsa yaptık ya. İnanılmaz bir şey ya. Hatalar, hatalar damgasını vurdu. Olmayacak. Bu arada yok. Hatay. Dikkat. Kalemizde bir tehlike. Kalemizde bir tehlike. Yedik maalesef. Yedik maalesef. Hatay Spor öne geçiyor. Hızlı geldiler. Golü atan isim. Diyuf değerli izleyiciler. Dikkat, serbest dikkat, olur. Dikkat. Kudurdu uzaktan bir şut. Abi yeme onu. Uf be kardeşim ya. Ribeiro. Ya nasıl attı o golü ya? Vurma dedik ya, vurdurmayın dedik ya. Maalesef 2-0. Dakika 24. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Dışarıya çıkardılar. Abi bak şimdi bak. Orada şayet el yoksa... Bak şayet orada el yoksa pisi pesine şu an hakem yüzünden gol yedik. O nasıl bir atmış ya o golü? Tam köşeye göndermiş. Müthiş vurmuş herif. Muslera'nın yapacağı hiçbir şey yok. Sağ ayağıyla uzak kale direğine doğru 18'in 2 metre dışından veya 1 metre dışından gerçekten 90'a öyle bir noktaya atmış ki. Yani şöyle söyleyeyim, Ozan Tufan'ın milli takımda attığı golün hemen hemen aynısı. Yani Suat Arslanboğa bir ihtimal yani nasıl çeviririz'i şu anda yapıyorlar. Ayağıyla müdahalesi var, daha ne olsun ya, onu da görmeyecek mi orada artık ya? Hemen düşmedi ya, suçlu aslında yani. Ne oldu? Vermeyecek. Vermeyecek biliyorum, vermeyecek! Ben biliyorum, vermeyecek abi, vermeyecek. Skandal ötesi. Vermeyecek. Skandal ötesi bir akşam. Vuruyor da. Vermeyecek kardeşim. Ağzına da, suratına da vursa vermeyecek ya. Bir şey uyduracaklar yani. Ne verdi peki? Ne verdin? İptal etti. Ne? Kerem'e verdin mi kendini yere attı diye sahtekarlıktan sarı kart? Verdin mi? Verdin mi? Ya çok... Kerem'in en büyük hatası hemen düşmüyor. Hemen düşmüyor. Kartı da iptal etti. Edecek tabii ki. Mecbur edecek. Edecek. Kerem'e niye sarı kart vermiyorsun? Kendini yere attı. Sahtekarlık yaptı. Versene. Ceza sahası bindirdik. Uzaklaştırdılar. Emre Kılınç araya girmek istedi. Olmadı. Baskımız var. Efecan. Ona baskı. O da ortaya doğru döndü. Şimdi aman. Sol tarafa bir top. Aman dikkat. Tehlikeli geliyor. Aytemiz Alanya Spor. Dikkat. Ceza alanı orta. Dikkat. Çocuklar dikkat. Muslera ikinci. Aman be. Aman be. Maalesef top ağlarımızda. Aman be. Fatih Aksoy yok. Juan kim attı? Juan Fran. Aman be. İlk başta da yani Muslera müthiş çıkardı. Tüh. Hiç olmadı bu. Gol gelecek dedin ama ters taraftan geldi. Tersten geldi. 86-87 gol olacak dedik. Kalemizde gördük. Köşe vuruşu kullanıldı. Ön direğe doğru. Arka direkte boşluk vardı. Top ağlarımıza gidiyor. Larin bir kez daha. Maalesef. Top ağlarımıza gönderiyor. Bu nasıl bir gol yedik ya biz şu an? Ne alaka ya? Arka direkte boş ya kaldı. Ya nereden çıktı şu anda bu? Beşiktaş 2-1 öne geçiyor. Ya inanılmaz bir şey ya. İlk yediğimiz gol de öyle...
pozisyonu izliyoruz bizler de. Yedek kulübemiz. Ön direğe ilk önce, sonrasında arka direkte Larin. Boş. Haydi babaya boşalt önünü. Ortaya güzel pas, koş şansı. Çok güzel, çok Kerem, güzel. Kerem vurdu. Dönen çok güzel şut. Ersin. Vursana be. Ersin ikinci. Karar. Penaltı mı? İçerisi uyarabilir mi bizi? Penaltı mı? Anlamaya çalışıyoruz şu an. Penaltı mı acaba? Bir şey oldu. Elle dokundu birisi. Evet penaltı. Penaltı. Doğru. Şimdi penaltı. Gördük. Penaltı. Penaltı. Ersin nereye çıkarmış be? Kulağımı kapar mısın Hayati? Penaltı. Yani penaltı. Vida eliyle müdahale ediyor. Vida. Daha penaltı kararını vermedi bu arada sevgili izleyenlerimiz. Ama yani aklın yolu bir. Buna penaltı vermeme ihtimali söz konusu değil. Evet, Fırat Aydınus eli işaret ediyor. Penaltıyı kullanacağız. Haydi bakalım, şunu bir anlatalım Hayati. Mustafa Muhammed. Kim kullanacak? Mustafa Muhammed topun başında sevgili izleyenler. Haydi evet. Mustafa Muhammed. Haydi bakalım aslanlar. Beraberlik şansı takımımız adına penaltı. Topun başında. Dakika 81. Hakem düdüğünü çaldı. Fırat Aydınus işareti Haydi veriyor. Mısırdı. Haydi Mustafa Mısırdı. Muhammed. Haydi Mısırdı. Atışı kullandı Ersin. Kurtardı Ersin. Kurtardı Ersin. Olmadı. Oyuna yeni girmişti Mustafa Muhammed. Of. Şansı değerlendiremedik.